Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, 13-19 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, haftaya güçlü enerjilerle başlıyoruz. Güneş ayın 19'una kadar Oğlak burcunda olacak ve bu hafta başından itibaren Güneş Oğlak burcunda Satürn ve Plüto ile birleşiyor. Oldukça güçlü, baskılı bir enerji aslında bu. Ama hayatımızda da daha kararlı, daha hırslı olmamızı sağlıyor ve hedeflerimize odaklanmamızı sağlıyor. Disiplinli, sorumlu hareket edersek de önemli hedeflerimize, uzun vadeli hedeflerimize bu dönemde gayet de güzel, başarılı bir şekilde ulaşabiliriz. Ve sizin 3. evinizdeki bu önemli hareketler zaten zihninizi, planlarınızı, programlarınızı belirlemenizi sağlayacak. Önemli kararlar verme aşamasındasınız. Hayata bakışınız da değişiyor. Uzun vadeli hedefleriniz de değişiyor bu dönemde. Bazı seyahatler, eğitimle ilgili gelişmeler, bazılarınız için de yakın çevrelerinde olup biten konular, özellikle kardeşler, akrabalar ya da komşu ilişkileriniz, hani bu alanlarda olan güçlü dönüşümler var. Bunlar biraz sizi duygusal olarak zorlayabilir. Bazı baskılar ve kısıtlamalar da yaratabilir ama unutmayın, bunlar aslında her ne oluyorsa sizi bir şekilde dönüştürecek ve size de önemli bazı katkılar verecek sevgili akrepler. Bu hafta gökyüzünde önemli gezegen değişimlerimiz var. Hemen haftanın başında 13 Ocak'ta ilişkilerden sorumlu gezegenimiz, aşk gezegenimiz Venüs Balık burcuna geçiyor ve Venüs Balık burcunda güçlüdür, yücelir ve size de gayet güzel bir pozisyonda olacak. Yaklaşık bir ay, 16 Şubat'a kadar Venüs Balık burcunda ve sizin 5. evinizde, yani aşk evinizde olacak. Evet, Venüs Balık burcunda bu yıl aslında en güçlü bir şekilde desteğini bu ay, şu 16 Şubat'a kadar verecek size sevgili akrepler. Aşk hayatınız parlıyor. Burada fırsatlar sunabilir size. Var olan bazı ilişkileriniz daha da bir güzel hale gelebilir. Romantikleşebilir ya da yeni fırsatlar çıkabilir karşınıza. Tabii ki çocuklarla ilgili de güzel paylaşımlar olabilir. Çocuklarla ilgili fırsatlar çıkabilir hayatınıza. Sosyalleşme imkanlarınız, işte güzel eğlenebileceğiniz, keyif alabileceğiniz, ortamlara girme olasılığınız artıyor. Bunlar biraz manevi bazı gruplarda olabilir ya da sanatsal etkinliklerde olabilir. Bu süreçte 16 Şubat'a kadar bu alanlarda daha fazla fırsatınız var. Yaratıcı enerjiniz de güçleniyor. Yetenekleriniz biraz artacak, güçlenecek. İlham gelecek. Yani bu da tabii uğraştığınız hobileriniz olabilir veya işinizle ilgili yaratıcılığınız olabilir. Bunları daha iyi ifade etme imkanı bulacaksınız. Ve unutmayın, Venüs Balık burcunda yüceldiği için kişisel cazibenizi de artıracak. Güzellik anlamında arzu ettiğiniz bazı şeyler varsa, kendinize katmak istediğiniz estetik güzellik uygulamalar, evet, bu dönemde bunları da daha verimli bir şekilde yapabilirsiniz. Ve bir diğer gezegen hareketimiz Merkür tarafından olacak. 16 Ocak'ta Merkür Kova burcuna geçiyor ve Şubat başına kadar, 2 Şubat'a kadar Merkür Kova burcunda kalacak. Merkür daha çok iletişimle ilgili konulardan, hayatımızda zihinsel faaliyetlerden sorumludur ve bu dönemde sizin haritanızda 4. ev alanında olacak. Demek ki biraz hani evle ilgili konularda, aileyle ilgili konularda daha fazla fikirsel yaratım içindesiniz. Düşünüyorsunuz, planlıyorsunuz. Belki bir emlak işi var. Belki aile içi ilişkilerde karara varmanız gereken bir konu var. Ama aileyle daha fazla konuşabileceğinizi, görüşebileceğinizi, ev ortamında iletişim ve ilişkilerin biraz daha hareketlenebileceğini gösteriyor gökyüzü pozisyonu. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.